Biliyorsunuz 7 Haziran'da bir seçimden çıktık. 7 Haziran'da bir millet sandıkta ben bunu istiyorum dedi. Ama birileri yok yok sen bir daha düşün. İyi karar vermemişsin diye yaklaşık 3-3,5 ay Türkiye'yi gerdi, oyaladı ve sonuçta 1 Kasım'da daha hadi bakalım bir daha sandığa gidip bir daha karar ver dedi. Özeti bu. Efendim muhalefet her şeye hayır dedi. O yüzden koalisyon kuramadı. Muhalefet her şeye hayır demedi. Ülkenin bir kardeş kavgasına gittiğini gördü. Ülkenin ekonomik açıdan iyice bir darboğaza gireceğini gördü. Ve büyük bir siyasi sorumluluk göstererek kendi partimi söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylüyorum. Önce ben, önce partim demedi. Önce Türkiye dedi. Önce Türkiye'nin çıkarları dedi. Önce Türkiye'nin huzuru dedi. Önce Türkiye'nin birliği dedi. Gelin geniş tabanlı bu toplumdaki zıtlaşmayı, kamplaşmayı ortadan kaldıracak geniş tabanlı, güçlü bir hükümet kuralım. Milletin beklentilerini yerine getirelim dedi. Yani önce Türkiye dedi. Cumhuriyet Halk Partisi. Onların amacını ben daha sonrasında çok net gördüm. Onların amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni masadan kaçırmaktı. Ondan sonra da dönecektiler millete. Bak gördünüz mü? En zor günde Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluk almaktan kaçıyor diyeceklerdi. Onlara bu fırsatı vermedik. Oturduk, çalıştık ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını ortaya koyduk. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Binlerce evladımızın kanına girmiştir. Binlerce yurttaşımızı katletmiştir. Bunda hiç şüphe yok. Ama yaşananlar seçim sonrasında bir koalisyon olmasın. Bir koalisyon olup da Cumhuriyet Halk Partisi'ne 9-10 bakanlık verilip benim daha önce yaptıklarım kurcalanmasın. İşin ucu bana, benim oğluma dokunmasın korkusuyla bu son dönemde artan olaylarda hiç şüpheniz olmasın başka birilerinin de rolü var. Yani ortak bir senaryo. PKK saray senaryosu işliyor şu anda Türkiye'de. Acı olan budur. Siz değil miydiniz? Ya bu Apo çok iyi bir adam. Türkiye'nin önünü açıyor. Aynen Sayın Başbakanımız gibi düşünüyor. Hiç de farklı düşünmüyor. Apo gerçekten sayın bir kişi. Bunları söyleyenler senin başbakan yardımcıların değil miydi? Bir masa kurmuşlardı hatırlıyorsunuz. Bir pazarlık masası. Bir masa kurulur. Masanın iki tarafına da iki kesim oturursa ki acı olan hukuk devleti kuralları dışında masanın bir ucuna bu hükümetin devletin organlarını oturtmasıydı. Karşı tarafta da terör örgütü. İsmi üstünde pazarlık. Çarşıda bile bir alışveriş yapsan pazarlık yapıyorsun değil mi? Kurban Bayramı geldi bir hayvan almaya gidelim elini tutarsın pazarlık yaparsın. O masada ne pazarlığı yaptınız siz? Ne aldınız ne verdiniz? Ne istediğiniz alamadınız, onlar ne istedi siz verdiniz ya da vermediniz. Bu milletin bu konularda bir bilgisi var mı sevgili hemşehriler? Şimdi her gün
karayollarının asfaltın altına öyle bir tane mayın, 3-5 kilo bomba değil, 1 ton, 2 ton bomba döşenirken siz ne yapıyordunuz Allah aşkına? Şarkı türkü bu kadar, şehidin acısı bu memlekette varken miting yapıp güya terörü lanetleyenler. Siz ne yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz? 5422 sayılı yasa neydi? Bu ülkenin askerine, jandarmasına, emniyet görevlilerine alnına silah dayansa bile karşılık vermeyeceksin talimatını verenler kimdi? Sormayacak mıyız bunları? Senden mi korkacağız? Soracağız tabii. Bu milletin adına soracağız bunları. Adamlar yol kesip vergi toplarken, kendi mahkemelerini kurarken, çeşitli şehirlerde, kentlerde, kasabalarda cephane yığarken siz ne yapıyordunuz? Siz ne yapıyordunuz? Sana ne diye oy verildi? Terörle aranı aç. Meşru siyasi temsilci ol. Gel mecliste, meşru zeminde, meşru siyasi muhatap ol diye verildi. Bir iki defa üstü kapalı, üstü açık terörü lanetleme sözleri. Değerli arkadaşlarım, önce insan diyoruz, değil mi? Önce insan. Hem Allah'ın yarattığı en değerli varlık, hem siyasetin temel konusu. Irk temelinde yapılan siyasetler bir toplumu çürütür. Irk temelinde yapılan siyasetler bir toplumu ayrıştırır, kanatır, yaralar çökertir. Yani bugün HDP'nin geniş kitlelere ben konuşuyorum sözünün altında maalesef ırk temelli politikalar vardır. Onun için 1 Kasım'da oy kullanacak, şu geçecek barajı, bu geçecek, onlar zaten geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık hiç kimseye şu olsun bu olsun diye verecek bir tane oyu yoktur. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekir.